Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dağılma döneminin yani 19. yüzyılın siyasi tarihini göreceğiz. Sizden ricam bu videoyu izlerken bir önce geriye yazsanın. Tamam, dönemi iyice anlamaya çalışın. Daha sonrasında bizim video ders notumuzda olan bir dilsiz harita var. Tam bu dönemin sonuna koymuş olduğum boş bir sayfaya. O haritanın içerisinde siz de ufak ufak dolduracaksınız. Sizler sadece başlıklarını yazın onun içerisinde, olur mu? Çünkü sığdıramayacaksınız. Ben de haritayı çizdim. Ben değil aslında, Engin Hoca çizdi. Van Gölü'nü yapmamasından anlayabilirsiniz burada. Van Gölü yok. O yüzden ben de bunun içerisinde doldum. Biraz küçük olacak yazılarım. Ama biz kamerayla biraz büyütmeye çalışacağız. Ve siz de bu haritayı lütfen çok iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Öncelikle birkaç uyarı yapmam gerekiyor bu haritayla ilgili. Buraya biz 10 maddelik bir hikaye gibi anlatacağız. O olduğu için bu oldu, o olduğu için bu oldu. Ve bu hikaye benim üretmiş olduğum bir hikaye. Yani temelinde doğru. Ama mesela bir iki olayın yeri birbirinden farklı. Ben bunu niye böyle yaptım? Çünkü daha güzel hafızamıza yer etsin diye. Bu dönemin böyle hani sıralaması değil de içerisinde neler olduğu soruluyor. İçerisinde nasıl yaşandığını soruluyor. Osmanlı Devleti nasıl parçalanma düzeyine geldi? Bunlar anlatılıyor. Şimdi Fransız İhtilali'ni biliyoruz artık az çok. Fransız İhtilali nedir? Fransa'da başlayan milliyetçilik akımıdır. Ve bu akım dünyanın özellikle imparatorluk boyutundaki tüm devletlerine yansıyor. Ve bu devletler de bu akımdan etkilenmemek amacıyla kendi işlerinde bir şeyler planlayacaklar. Tabi bazıları ise bu akımın yayılmasını istiyor. Neden? Çünkü onlar imparatorluklar değiller. İmparatorluklar yıkıldı mı bunların işine gelecektir. Bu akım yayılmaya başladığı zaman Osmanlı Devleti içerisinde önce 2-3 tane böyle ince ayrıntı bilelim. Bunlardan bir tanesi nedir? Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden milletin kim olduğunu bileceğiz. İlk isyanı edenler Sırplardır arkadaşlar. Sırplardır. İlk imtiyaz kazanan da yine Sırplardır. Ancak ilk bağımsızlığını kazanan azınlık bağımsız kimdir? Yunanlardır. Bunlar azınlık isyanları başladığı zaman gördüğünüz gibi Sırplar ilk isyanı ediyor. İlk imtiyazı, ilk ayrıcalığı da onlar alacaklar. Ama ilk bağımsız olanlar Yunanlar olacaktır. Bu akım nereden başladı? Geldi Fransa'dan geldim. Fransa'dan gelip böyle Avrupa'ya doğru, içimize doğru gelen bir akım ne bu? Milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı Osmanlı gibi imparatorluk yapısındaki devletleri kötü etkiliyor. Ve önce Avrupalı devletler, şimdi 10 maddelik hikayenin birinci maddesine geçiyoruz. Daha sonra tık 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 hepsi ilerleyecek. Birinci maddesinde Avrupalı devletler bu akımı engellemek için ne yapabiliriz diye bir araya gelecekler. Bunların bir araya gelmiş olduğu yere bir diyoruz ve bir Viyana Kongresi arkadaşlar. Bir Viyana Kongresi. Normalde bunun altına yazmam gerekiyor maddeleri ama haritayı siz kendiniz dolduracağınız için ben buradan bir diye gideceğim. Ama ben ne anlatıyorum? Çünkü şu an burayı anlatıyorum, tamam mı? Şimdi birinci adımımız bizim Viyana Kongresi. Viyana Kongresi'nde neler bileceğiz? Kongresi. Bu Avrupalı devletlerin milliyetçilik akımına karşı, milliyetçiliğe karşı ilk önlemleridir. İlk önlemdir. Bu akımı engellemek isteyen devletler bir araya geliyorlar. Ancak içerisinde Osmanlı Devleti'ni almayacaklar. Peki kimler var içerisinde? Viyana dediğimiz için zaten Avusturya, Macaristan İmparatorluğu var arkadaşlar. İçerisinde Fransa var. İçerisinde şöyle devam ediyorum. Çarlık Rusya var. Ve içerisinde arkadaşlar sonradan ben de katılacağım diyen İngiltere var. Buraya Osmanlı İmparatorluğu'nu almıyorlar. Almamalarının sebebi ise Rusya arkadaşlar. Rusya Balkanlara inip işte oradan sıcak denizlere inmek istediği için Osmanlı Devleti'nin burada olmasını istemiyor. Ve burada Rus Çarı Nikolai Osmanlı'ya bir lakap takıyor. Ne diyor? Hasta adam diyor Osmanlı'ya. Osmanlı Devleti'ne burada hasta adam denmesi daha önce KPSS sınavında karşımıza çıktı. Peki diyorlar ki Osmanlı'yı ne yapacağız biz? Hani Osmanlı'yı almadı kendi içimize, ne yapalım? O da diyor ki biz Osmanlı'yı geldiği yere geri sürükleyeceğiz. Şimdi Osmanlı'nın geldiği yer neresi? Kayıların geldiği ilk yer neresi? Orta Asya. Yani Türkleri en doğuya sürme politikası başlıyor. Eski dilde doğuya şark dendiği için işte burada Rusların önderliğinde başlayan ve bütün Türkleri doğuya doğru sürükleme politikasına ise şark meselesi adı veriliyor. Burada ne başlamış? Şark meselesi de bu şekilde başlıyor gördüğünüz gibi. Peki Osmanlı Devleti'ne hasta adam dediler. Osmanlı Devleti'ni doğuya sürükleyecekler. Kendileri ne yapacaklar? Şöyle bir fikir akımı ortaya atılıyor. Bundan sonra Avrupa'yı bu dört devlet himaye edecek. Avrupa'yı bu dört devlet yeniden restore edecek. O yüzden bu Viyana Kongresi ile başlayan döneme biz restorasyon dönemi adını veriyoruz. Dönemi. Peki diyorlar ki nasıl bir yol izleyeceğiz?
şöyle yapalım. Hani günümüzde NATO var ya, NATO nasıl bir işlev görüyor? Üye olan ülkelerin hepsinin askeri birliği var. Oraya üye olan herhangi bir ülkeye saldırı olursa askeri birlik müdahale ediyor. O yüzden bir askeri birlik kuracaklar ve askeri birlik herhangi bir sorun olduğu zaman oraya müdahale edecek. Ve bu askeri birliğe de kongreyi düzenleyen Avusturya kralının adı veriliyor arkadaşlar. Adı da Metternich'tir ve Metternich sistemi bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki atıyorum Bulgaristan'da bir azınlık isyanı çıktı. Bunlar gidip Bulgarlara yardım edip azınlık isyanını bastıracaklar. Avusturya Macaristan'da bir isyan çıktı diyelim. Avusturya Macaristan'a gidip isyanı bastıracaklar ve o devlete yardım etmek amacıyla kurulan bir birliktir. Tamam, eyvallah. Viyana Kongresi yapıldı. Burada bileceğimiz önemli kavramları gördük. Restorasyon dönemi, Metternich sistemi, hasta adam, şart meselesi, bunların hepsi önemli arkadaşlar. Şimdi daha sonrasında Osmanlı heyetinde isyanlar çıkınca özellikle Mora Yarımadası dediğimiz şu anki Atina bölgesinde bir isyan çıkıyor. Buraya da padişah isyanı bastırsın diye Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı gönderiyor. Burada neden Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı seçti onu söyleyelim. Padişahımız şimdi... Daha sonra ben hangi padişahlar olduğunu söyleyeceğim. Hafızamda daha iyi gelecek ama 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut Kavalalı'ya isyanı bastır diyor. Kavalalı şimdi niye seçildi? Adam bir kere Kavalalı zaten. Kavala Yunanistan'da bir şehir değil mi arkadaş? Bir iyi düşün, bir bak Google'dan hemen. Bir oranın coğrafyasını bilen bir adam. Adam aynı zamanda bölgeye yakın ve donanma gücü çok yüksek arkadaşlar. O yüzden Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bastırıyor. Ama Kavalalı'nın bir şartı var. Ben isyanı bastırırım. Bunun karşılığında Girit'in ve Mora'nın da valiliklerini alırım dedi. Şimdi 2. Mahmud'un yerine düşünüyorum. Bu isyanı bastırmak için merkezden ordu gönderemez miyim? Gönderirim. Ama ya merkezde isyan çıkarsa? O zaman Kavalalı'nın bu isteğini kabul, adam zaten vali olacak. Yani istediğim zaman görevi ondan geri alırım diye düşündü ve tamam dedi. Git dedi bastır. Mora'nın da valisi olacaksın, Girit'in de valisi olacaksın. Zaten Mısır'da valisisin, 3 tane valin olacak dedi. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa devasa bir donanmayla Mora'ya geldi arkadaşlar. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora'daki isyanı babalar gibi bastırdı. Bak bastırdı. Ancak birkaç gün sonra gemilerinin cayır cayır yandığını gördü bu Navarin limanında. Kavalalı'nın gemileri yanmıştı. Kavalalı gemilerimi kim yaktı diye baktığı zaman 3 tane gemi kaçıyordu. Bu gemilerden bir tanesi İngiliz gemisiydi. Bir diğeri Fransız gemisiydi ve bir diğeri Rus gemisiydi. Şimdi size soruyorum. Hani bu devletler isyan çıktığı zaman isyancılara değil de o devlete yardım edeceklerdi? Ne oldu? Tam tersini yaptılar. İşte burada ikinci adımımız gerçekleşti. İkinci adımımız da Navarin baskını arkadaşlar. Navarin baskını. Şimdi Navarin baskını gelin burada özetleyelim beraber. İki Navarin baskını. Burada ne oldu? Kavalalı'nın donanması yandı. Kavalalı'nın donanması yakıldı. Peki Avrupa'yı yeniden restore eden bu adamlar sözlerinde durdu mu? Durmadılar. Kim yaktı gemiyi? İngilizler yaktı gemiyi. Kim yaktı gemiyi? Fransızlar yaktı ve kim yaktı gemiyi? Ruslar yaktı. O zaman neye hakaret etti bunlar? Neye karşı geldiler? Restorasyon dönemine karşı geldiler. O zaman restorasyon dönemi finish, bitiyor. O zaman restorasyon dönemi bitiyor arkadaşlar. Burası da böyle sorulur. Viyana Kongresi sonrasında başlayan restorasyon dönemi adı verilen dönem hangi olayla bitmiştir? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ikinci adımdaki donanmasının yakılmasıyla bitmiştir. Ve Yunanlar daha gür sesle bağımsız olmak istiyoruz, bağımsız olmak istiyoruz dediler. Ve padişah Yunan'daki bu isyanı engelleyemeyeceğinin farkındaydı. Engelleyemeyeceği için de Yunanları yanına çağırdı ve bunlar Edirne'ye geldiler. Edirne'ye geldikleri zaman bir Edirne anlaşması yapıldı. Dikkat ederseniz olayın kökeninde aslında bir Rus etkeni de var. Ruslar ta oradan buraya gelmiş. Yani onlar aslında Balkan bölgesindeki huzursuzluğu teşvik ediyorlar. Onlar Balkan bölgesindeki bu isyanları, bu ayrılıkçı akımlara destek veriyor ki Osmanlı heyeti burada zayıflasın. O da buradan aşağı insin. Ve üçüncü adımda Edirne Anlaşması'nı yaptık. Şimdi Edirne Anlaşması'na baktığımız zaman ise üçüncü adımımıza Edirne Anlaşması ne oldu? Biz burada Yunanistan'a bağımsızlığını vermek zorunda kaldık. Gücümüz yetmedi artık daha fazla bunlara hakim olmaya. Ve Yunanistan bağımsız oldu. Dersin başında buraya yazdığımız ilk bağımsız olan azınlık Yunanlar dedik ya, işte o burada gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda Sırplara ve Eflak
özerk oldu arkadaşlar. Özerklik tanındı. Evet, gördüğünüz gibi artık Osmanlı Devleti'nde Sırplar da ayrılığın meyvelerini almaya başlamışlardı. Onlar da özerk oldular. İlk azınlık bağımsız olan Yunanlar, ilk özerk olan ise Sırplar oldu. Edirne Anlaşması'yla tam böyle biz hani verdik gitti eyvallah da biraz rahatlarız diye düşündük. Bu sefer yeni bir sorunumuz vardı. Bu sefer donanması yanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa padişaha yeni valilikler ver bana dedi. Yeni valilikler ver ki, bak bu cümleye dikkat et, bu cümle KPSS'de soruldu. Yeni valilikler ver ki ben kendime yeniden donanma yapacağım dedi. Ve istemiş olduğu yerlere bakın arkadaşlar. Cidde'yi istiyor. Cidde'yi istiyor. Suriye'yi istiyor. Zaten Girit'i de istiyor. Bir de gelmiş buradan Adana bölgesini istiyor. Padişah adamın niyetini biliyor. Osmanlı Devleti dağılıyor. O da şu bölgeleri ele geçirip kendine bir devlet kurmak istiyor. Ve padişah Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu isteklerine hayır cevabını veriyor. Bakın dediğim gibi burada kronolojiyi ben kendi kafama göre düzeltiyorum, haberiniz olsun. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa da istediği valilikleri alamayınca Osmanlı üzerine sefere çıktı arkadaşlar. Osmanlı Devleti de 2. Mahmut dönemindeyiz hala. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış, yerine Asakir-i Mansuriye Muhammediye ordusunu kurmuş ve devlet henüz orduya tam olarak alışmamış. Asakir-i Mansuriye Muhammediye ordusuyla bizim bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordusu 4. adımda karşı karşıya geldiler. Ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir savaş yaptılar. Nizip Savaşı. Nizip Savaşı'nda yeni ordumuz Asakir-i Mansuriye Muhammediye savaşıyor arkadaşlar ve Kavalalı'nın devasa ordusuyla geldi buraya. Kavalalı Mehmet Ali Paşa buraya İbrahim Paşa ismindeki oğlunu göndermişti. Hani şu Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmi var ya işte Tosun Paşa geliyor, Kemal Sunal Tosun Paşa'nın yerine geçiyordu. O Tosun Paşa da aslında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bir diğer oğludur. Yani o filmde bile ne kadar böyle önemli olduğunu anlayabilmişizdir. Burada iki ordu karşı karşıya gelir ve bunu direkt buraya yazacağım. Osmanlı ordusu ile Osmanlı valisi Kavalalı'nın ordusu karşı karşıya geldiği yer Nizip'miş. Ve Nizip Savaşı'nı Kavalalı Mehmet Ali Paşa kazandı arkadaşlar. Evet, ordumuz valiye karşı kaybetmişti. Burada da şöyle bir olay yaşanıyor. Bizim bu dönemlerde şeyimiz var işte, yabancı uzmanlarımız var ve Alman komutanlar var. Alman komutanlar Nizip'e geldiği zaman, yani ordumuz geldiği zaman Kavalalı'nın ordusunun biraz daha geç geldiğini görüyorlar. Kavalalı'nın ordusu dinlenmemiş, yorgun, bitkin. Ve hemen saldıralım emrini veriyorlar ama sadrazam hayır diyor. Dinlenmeden orduya mı saldırılır? Oğlum dinlenecek olan senin düşmanın sonuçta. Düşmanın olmuş. Hayır diyor, bu bize yakışmaz diyor ve dinlen. Tamam. Kavalalı ordusu kuruyor çadırını, dinlenmeye başlıyor. Gece oluyor, sabaha doğru Alman komutanlar uyandırıyor bizim sadrazamı. Sadrazam gel saldıralım bak diyor. Oğlum diyor, bu etik değil diyor. Niye saldırıyoruz diyor. Bekleyin diyor. Tamam. Savaş meydanına çıkıyorlar ve Kavalalı bizim ordumuzu dümdüz ediyor. Yani o gece vakti saldırsalar ya da Kavalalı ordusu ilk geldiği zaman saldırsalar belki olay bambaşka olurdu. Ve Kavalalı ilerlemeye devam ediyor. Kavalalı artık niyeti bozmuş. Kavalalı İstanbul'a doğru gelmeye başlıyor. Osmanlı Devleti mecbur kaldı. İngiltere'den yardım istiyor. Ey İngiltere bana yardıma gel dedi. Ama İngiltere bize yardıma gelmiyor. Senin kendi iç meselen, sen cevap ver dedi bu olaya. Bizler Fransa'dan yardım istiyoruz. Fransa baban hayrına bir el at ya. El at da bunu gönderelim. Fransa da el atmıyor. Ve en son denize düşen yılana sarılır diyoruz ya. Geldik en büyük düşmanımızdan Rusya'dan yardım istiyoruz. Ve Rusya da elbette bize yardım edecek. Neden yardım edecek? Çünkü Rusya aşağı inmek istiyorsa ya bizimle dost olacak ya da bizi yıkacak. Bizimle dost olma fırsatını bu şekilde elde edecek. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı durdurmak amacıyla Ruslar geldiler ve Ruslar Kütahya'da 5. adımda Kütahya Anlaşması'yla Kavalalı'yı durdurmayı başardılar. Bir savaş olmadı, onu söyleyeyim. Burada sadece Ruslar araya girdi. Ne istiyorsun? İşte ben Suriye'nin, Cidde'nin, Adana'nın, Girit'in valiliklerini istiyorum dedi. Rusya da girdi araya. Osmanlı padişahı 2. Mahmud'a ver de kurtul dedi. Ve 2. Mahmud bu valilikleri Kavalalı'ya vererek Kavalalı'yı geri küskürtmüş oldu. Ve 5. adıma geldiğimiz zaman neydi? Başlığımız Kütahya Anlaşması'ydı. Kütahya Anlaşması'ydı. Ve bu anlaşmada ne oldu? Kavalalı sorunu iç meseleyken dış mesele haline geldi. Dış mesele oluyor. Bu önemli bir cümle. Bu cümleye dikkat edin. Bu sorulur, haberiniz olsun. Ve ne oldu? Kavalalı istediği valilikleri aldı. Suriye'yi aldı. Cidde'yi aldı. Girit'i aldı.
Ve Adana'yı da oğlu İbrahim Paşa'ya alıyor. Bak Adana'yı da kime aldı? Oğlu İbrahim Paşa'ya almış oldu. Bize burada kim yardım etti? Rusya yardım etti. Unutmuyorsun Rusya'nın yardımını, tamam mı? Ve Rusya yardım ettiği için de bu Kütahya Anlaşması sırasında Kavalalı sorunun çözümü için Rusya'dan yardım aldığımız zaman bir deyim vardı. Neydi? Denize düşen yılana sarılır. Bu tabir arkadaşlar gördüğünüz gibi Kavalalı konusunun iyice gündeme geldiği zaman Padişah 2. Mahmud'un dilinden dökülen bir sözdür. Haberiniz olsun. Niye bu cümlenin üstünde özellikle durdum? Çünkü Adli İdari Hakimlik Sınavı 2017 yılında bu soruyu sormuştu. Denize düşen yılana sarılır tabiri hangi olaydan sonra dilimize gelmiştir diye sorunun cevabı Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunuydu. Ve Kavalalı sorununa bize yardım eden Rusya'ydı. Rusya yardım etti bize dedik, yardım ediyor ve Rusya da babasının hayrına yardım etmedi elbette, bu yardımın karşılığını istiyor bizden. Bana boğazlardan geçiş hakkı vereceksin dedi. Osmanlı mecbur, Osmanlı'nın başka dostu yok. İşte denge politikası bakın, hemen Rusya ile yakınlaşacağız ve 6. adımda Rusya istedi diye Rusya ile bir anlaşma yapıyoruz. 6. adı da Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. Bu Hünkar İskelesi Anlaşması bir Osmanlı-Rus anlaşması arkadaşlar. Bir Osmanlı-Rus anlaşmasıdır. Ve bu anlaşma ile Rusya boğazlardan geçebilecek. Ama 8 yıl geçerli bir anlaşma. Yani 8 yıl boyunca geçecek. Daha sonrasında isterlerse bu anlaşmayı uzatabilirler. Bir diğer maddemiz şu. Herhangi bir devlet Rusya'ya saldıracaksa, sallıyorum İtalya. İtalya Rusya'ya saldırıp geçmeye çalıştığı anda boğazlardan Osmanlı Devleti boğazları kapatacak. Rusya'ya saldırı olduğu zaman Osmanlı Devleti boğazları kapatacak. Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatır. Peki Osmanlı'ya saldırı olursa senin bir hayrın olmayacak, olacak. Rusya'da bir saldırı olursa Osmanlı Devleti'ne asker gönderecek bize. Ancak Rus askerlerinin maaşını Osmanlı ödeyecek. Yani bir nevi ücretli asker kiralamışız gibi olacak. Osmanlı'ya saldırı olursa Rusya asker gönderir. Ve maaşını Osmanlı öder. Maaşlarını Osmanlı öder diye bir madde eklendi buraya. Evet 6. adım Hünkar İskelesi'ni niye yaptık? Rusya'ya boğazlardan geçiş hakkını niye tanıdık? Kavalalı konusu yüzünden. Yalnız kaldığımız için bunu yaptık. Şimdi düşünüyorum. Rusların bu şekilde gelip gemilerle aşağı inmesi demek, Rusların Afrika'ya ulaşması demek. Rusların Cebel-i Tarık Boğazı'ndan geçip dünyaya ulaşması demek. Rusların bakın bu taraftan gidip Hindistan'a ulaşması demek. Rusların atıyorum Asya kıtasına ulaşması demek. Atıyorum Rusların Amerika'ya ulaşması demek. Ruslar her yere ulaşabilir. Çünkü Ruslar yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesidir. Ama genelde böyle kara olduğu için, genelde böyle hani kutuba yakın olduğu için, buzul olduğu için bölge çok fazla böyle coğrafyaları elverişli değil. Ama buradan giderlerse bütün her yerden sömürge ele geçirip sömürge imparatorlukları kurabilirler. Peki soruyorum size, dünyada en fazla sömürgeye sahip ülke hangisidir? Evet siz de biliyor musunuz? Direkt İngiltere diye cevap veriyorsunuzdur. O zaman İngiltere'nin ve Fransa'nın işine gelmez Rusya'nın buradan inmesi. Ve İngiltere Osmanlı'ya soruyor, oğlum sen hayırdır niye böyle bir şey yaptın? Bizim de cevabımız elbette net. Sen yardım etmedin Kavalalı konusunda. Rusya yardım etti. İngiltere diyor ki gel diyor. Sen bu anlaşmayı yenileme. 8 yıl zaten. Ben diyor senin Kavalalı'ya verdiğin valilikleri geri alacağım. Oh be. Al hadi dedik. Öyle olmaz dedi İngiltere. Önce gel bu dostluğumuzu bir dünyaya gösterelim. Bir el alem görsün Osmanlı ile İngiltere yeniden dosttur dedi. Ve bizi ikna etti. 7. adımda İngiltere ile bir anlaşma yapıyoruz. Adı da Balta Limanı. Limanı ticaret anlaşması. Şimdi adı gibi balta gibi bir anlaşma. Adı gibi saçma sapan aptal bir anlaşma arkadaşlar. Bu anlaşmanın elle tutulur, gözle görülür böyle iyi hiçbir yanı yoktur. Rezil bir anlaşmadır. Bizi hani ticari anlamda böyle esnaf anlamında rezil kepaze eden bir anlaşmadır. Hemen bakalım bu bir Osmanlı İngiliz ticaret anlaşması.
Osmanlı Devleti az önce Rusya'ya yakınlaşmıştı, şimdi İngiltere'ye yakınlaştı. Bakın işte bu nedir? Denge politikasının en güzel göstergesidir arkadaşlar. Bu anlaşma sonrasında İngiliz tüccarlar, bakın İngiliz tüccarlar Anadolu'da serbest ticaret yapabilecek. İngiliz tüccarların ödemiş olduğu gümrük vergileri kaldırılıyor. Bir Türk tüccarın Anadolu'da ticaret yaparken ödemiş olduğu vergi iki katına çıkıyor. Yani bir nevi İngiliz tüccarların vergi parasını da biz veriyoruz arkadaşlar. Ve İngiltere ne yapıyor? Artık bedava hale geliyor. Mesela bu kalemi İngiltere benden alacak. Bu anlaşmadan önce alsaydı %6 vergi ödüyordu. Ben de İngiltere'den şu mavi kalemi alayım. Ben de %6 vergi ödüyordum eşleşti. Anlaşmadan sonra İngiltere'nin ödemiş olduğu %6'lık vergiyi %2'ye düşürüyoruz. Bizim ödemiş olduğumuz %6'lık vergi %12'ye çıkıyor. Yani %6'ya sattığımız ürünü %2'ye satacağız. %6'ya aldığımız ürünü %12'ye alacağız. Nasıl? Harika değil mi? Ya bunu ilkokula giden, böyle buluğ çağına girmiş, okuma yazma bilen, az bir düşünebilen bir çocuk bile imzalamaz. Ama biz imzaladık. İmzaladık evet. Denge politikası işte gördüğünüz gibi. İşte 2. Mahmud'un döneminde yaşanan olayları görüyorsunuz. El avuca gelen iyi hiçbir şey yok. Şimdi 2. Mahmud niye bu kadar çok ıslahat yaptı anlıyor musunuz? Dış politikada ülkenin anası ağlamış, adam şapka fes takın diyor. Ülke dağılıyor, ülke mahvoluyor. Adam diyor ki işte benim portremi asın diyor duvarlara. E sen şimdi onunla uğraşırken dış politikada ülke gidiyor kardeşim, gidiyor. Çok kötü bir dış politika yönetimi gösterdiğini görüyoruz. Ve bu anlaşma sonrasında bakın 7 vahit kaldırıldı. Bunu anlatacağım. 7 vahit kaldırıldı. Osmanlı esnafı bitiyor. Ondan sonra loncalık bitiyor. Geldik Avrupa'nın açık pazarı olduk. Açık pazar olduk. Geldik yarı sömürge olduk kardeşim. Yarı sömürge haline geldik. Yarı sömürge olduk. İşte böyle bir anlaşma. Anlaşmanın en baba maddesi ne biliyor musunuz? Bu anlaşmadan isteyen her devlet yararlanabilecek. Yani Fransa'da gelip yararlanabilecek, atıyorum Almanya'da, atıyorum burada İtalya'da herkes yararlanabilecek, işte böyle kötü bir anlaşmadır. Şimdi bu anlaşmada %2'ye düştü ya vergi, %2'ye düştü. İngiltere geliyor benim ülkeme, dolduruyor gemilerini, dolduruyor babam ham maddeyi, dolduruyor ham maddeyi götürüyor. Senin yerli esnafın ne üretecek? Ham madde kalmadı. Kalmadı. E sen o zaman bütün ürünlerin hepsini bu sefer İngiltere'den işlenmiş halde geri alıyorsun. %2'ye sattığın ürünü %12'ye alıyorsun arkadaşım. İşte bu derece kötü bir olay. Senin ülkende ham madde kalmadığı için de esnafın ürün üretemiyor. O yüzden loncalık bitiyor, esnaf bitiyor arkadaşlar. Açık pazar ve sömürge haline gelmek budur. Sömürge demek zorla kılıçla gidip bu maddeleri almaktır. Ama İngiltere gördüğün gibi sömürge yaparak bizi anlaşmayla sömürge yapıyor. Yani kılıçla değil, bu şekilde bir anlaşmadır. Balta Limanı ticaret anlaşması yapılabilecek en kötü anlaşma arkadaşlar. Yapılabilecek en kötü anlaşmadır. Allah'tan 7. maddeden sonra 2. Mahmud dönemi bitiyor. Ve 8. maddeye geleceğiz şimdi. Ama tahta bu sefer Abdülmecit var. Abdülmecit Paşa geldiği gibi bu nedir diyor ya. Bu nasıl bir anlaşmadır diyor. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa diyor ki sultanım diyor babanız diyor bu anlaşmayı yapmasının sebebi Kavala Ali'ye verdiği şu valilikleri geri almak için değil. İngiltere bize yardım edeceğini söylemişleri. Peki yardım etti mi? Hayır, babanızın ömrü yetmedi. Toplanın gidiyoruz dedi. İngiltere'ye gidiyoruz dedi. O sırada sadrazam şunu söylüyor Mustafa Reşit Paşa, sultanım diyor. Hani biz bu valilikleri verdik ya Kavala Ali'ye, Suriye'yi, Cidde'yi, Girit'i. Evet, Kavala Ali halka çok iyi davranıyor. O yüzden halk bize bağlanmayabilir. E ne yapalım diyor. Gel diyor biz bir hani ferman ilan edelim. Babanızın hazırladığı bir ferman var. O fermanı ilan edersek Kavala'lı sorunu da çözeriz. Gideriz valiliklerimize geri alırız dedi. Ve Tanzimat Fermanı ilan ediyoruz. Ve Tanzimat Fermanı ilanına sebep olan olay da dış gelişme Londra Konferansı'ydı ya. İşte Londra Konferansı bu yüzden yapılıyor. 8. adıma şimdi gideceğiz. Londra Konferansı'na gideceğiz. Tahtanın sağ tarafını sürüyorum arkadaşlar. Oraya 8. adımı yazacağım. Siz bu maddeleri harita içerisine küçük küçük bir şekilde yerleştirdiniz. Bunu biliyorum ben. Yoksa da videoyu az bir geri sar. Bütün video bittikten sonra tekrardan yaz buraları kardeşim. Evet, şimdi Londra'ya geldik ve Londra'da Kavalalı konusunu görüşeceğiz. O sırada diyoruz ki bak kardeşim biz Tanzimat Fermanı'nı da ilan ettik. Artık bizim hani bu şeylerle halkımızla da bir sorunumuz kalmadı. Ve 8. adımımız neydi? Şöyle maviyle yazayım.
Londra Konferansı. Evet, Kavalalı sorunu için toplandı. Kavalalı sorunu için toplandı. Ve Tanzimat Fermanı'nın ilana sebep oldu gördüğünüz gibi. Tanzimat Fermanı'na sebep oldu. O zaman artık şunu da biliyorsun, Tanzimat Fermanı'nın ilanında Kavalalı konusu da sebep olarak gösterebiliyoruz. Burada şu oldu arkadaşlar, Kavalalı sadece Mısır valisi olacak. Mısır valisi olacak. O zaman ne oldu bak? Yazmıştık ya buraya, Suriye, Cidde, Adana, Girit. O valiliklerin hepsini babam geri aldık. Geri aldık. Peki şunu sorarım ben. Baba Kavalalı böyle güçlü bir adamsa, Kavalalı böyle büyük bir adamsa bu valilikleri öyle kolay mı verdi bize? Hayır arkadaşım. Kavalalı bunun karşında bizden bir şey aldı. Ne aldı? Kavalalı dedi ki o zaman ben sadece Mısır valisiyim ya, öldükten sonra valilik benim oğluma geçecek dedi. Yani bir nevi Mısır burada özerkliğini kazanmış oldu arkadaşlar. Mısır özerk oldu. Biz hükümdarlığın babadan oğula geçmesine saltanat deriz, padişahlık deriz değil mi? Valiliğin babadan oğula geçmesine Mısır'da ise hidivlik diyoruz. Yani Mısır'da artık hidivlik var ve Kavalalı'dan sonra yerine oğlu İbrahim Paşa geçecek. Bu şekilde babadan oğula geçen bir sistem haline gelerek Mısır'ın özelliğini tanımış olduk. Londra konferansındayken İngiltere diyor ki hazır buraya kadar gelmişsiniz kardeşim, şu boğazlar konusunda mı çözsek diyorlar. Ve 1840'da yapılıyor. Bu 1841'de ise direkt Londra'da bir de Boğazlar Sözleşmesi yapılıyor arkadaşlar. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Şimdi bunu özellikle yazmayı bekledim ki şu ikisini kıyaslayacağız. Hünkar iskelesi anlaşmasında boğaz kelimesi geçti bakın. Hünkar iskelesinde boğaz kelimesi geçti. Hünkar iskelesi anlaşmasından dolayı, bundan dolayı boğazlar ilk kez uluslararası mesele oldu. Tamam mı? Ama 8 yıldı bu. 8 yıldan sonra İngiltere Balta Limanı'na bizimle yakınlaştı. Londra konferansında iyice gözümüze girdi ve Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde şunu söylüyor. Kardeşim bundan sonra boğazlar Osmanlı'ndır. Kimse boğazları alamaz Osmanlı'dan. Savaş zamanı boğazlar kapalı, barış zamanı ise ticarete açık olacak dedi. Ve boğazların kontrolü son kez bizim oldu arkadaşlar. Burada boğazların kontrolü son kez bizde arkadaşlar. O zaman boğazların uluslararası mesele haline gelmesi, hünkâr iskelesi, boğazların uluslararası konumunun bize bırakılması, boğazlarda Osmanlı Devleti'nin son kez söz sahibi olması ise Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde. Şimdi biraz sakinlik oluyor. Biraz Kavalalı da bitti. Tamam, Yunanlar da gitti. İşte boğazlar konusunu da tekrar çözdük. Peki şimdi ne yapacağız diye düşünürken bu sefer Osmanlı Devleti birisine ister istemez yanlış yapmış oldu değil mi? Yanlış yaptığımız ülke kimdi? Rusya değil mi? Rusya'ya yakınlaştık, şimdi İngiltere'ye gittik. O yüzden Rusya bunun intikamını alacak arkadaşlar. Ve 9. adımda Ruslar bize bir savaş başlatıyor. Adı Kırım Savaşı arkadaşım. Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nın sebebi nedir? Macar mültecileri sebebi vardır, sorunu vardır. Macar mülteciler arkadaşlar yaklaşık 400 bin kişilik bir kabile ve bunlara kimse yer vermiyor. Bunların ayrılıkçı faaliyet çıkaracaklarını düşünüyorlar. Çingene kökenli bir toplumdan bahsediyoruz. O yüzden Ruslar bunların kendi coğrafyalarının uzağında kalmasını istiyor ve bunlara sürekli saldırıp bunları öldürmeye çalışıyor. Osmanlı Devleti de bu insanları hani Müslümanız işte ama onlar Hristiyan ama ona rağmen hani diyor ya komşusu açken tok yatan bizden değildir, onlara yardım edelim diyor. Ve o Macar mültecilerini Anadolu'ya davet ediyor. Ve Ruslar da şunu söylüyor, sen nasıl benim istemediğim bir milleti Anadolu'ya alırsın? Ve o yüzden Rusya bize savaş başlattı. O zaman Kırım Savaşı ne için başlıyormuş? Macar mültecileri sorunu sebebiyle başladı. Şimdi şunu izah edelim. Macarların dini Hristiyan. Bizim dinimiz de elhamdülillah Müslüman. Osmanlı Devleti Müslüman olarak bir Hristiyana yardım ettiği için savaş görüyor değil mi? O yüzden Avrupa'ya bu haber yansıyor. Avrupalılar diyor ki lan biz Hristiyanız. Ama baksana o Hristiyanlara bir Müslüman yardım etti. Ve Müslüman Hristiyanlara yardım ettiği için de başka bir Hristiyanın savaşına karşı karşıya.
O yüzden buraya yardım meslek diye böyle kamuoyunda İngiltere'de, Fransa'da haberler dönmeye başlıyor. O sırada genç İngiliz subaylar gemilerle gizliden Osmanlı'ya yardım etmeye geliyorlar. Ve İngilizler bu gemilerle gelip Osmanlı askerlerine yardım ederken arkadaşlar, o gelen genç Osmanlı İngiliz subaylarından bir tanesi de sevgilisi, nişanlısını arkasına bırakıyor. Ve nişanlısı da haftalarca, aylarca sevgilisinin yolunu bekler. Ama sevgilisi bir türlü gelmez. O da bir gemiye biner, gemiye yardım malzemesi koyar ve İstanbul'a kadar gelir. İstanbul'a geldiği zaman Kadıköy'deki Selimiye kışlasına yerleşir ve hem sevgilisini arayacaktır hem de oradaki askerleri tedavi edecektir. Elinde bir lamba ve sabaha kadar uyumaz yaralı askerleri tedavi eder. Hani belki kendi nişanlısını bulurum diye. Ve savaşın sonuna doğru kendi nişanlısı da Selimiye kışlasına yaralı olarak gelir. Gece gündüz başından ayrılmaz. Sevgilisini iyileştirmeye çalışır. Ama sevgilisi kollarına can verir. Ve bu olay sonrasında bu kadın inanılmaz üzülür ama daha da kinlenir Ruslara karşı. Daha da kinlenir bu savaşa karşı ve savaşın sonuna kadar Osmanlı sınırlarını terk etmez. Ve bu kadın Osmanlı içinde bir simge haline gelir. Kimdi o? Florence Nightingale'di. O kadın Osmanlı Devleti'nde hemşirecilik mesleğinde kurucusu olarak sayılacaktır. Onu da yazacağım birazdan. Şunu söyleyeyim. Macar mültecileri sebebiyle Osmanlı Avrupa'da prim kazanıyor. Prim kazandı. Tamam mı? Yani çünkü Hristiyanların gözüne girdik. Bu savaşta Florence Nightingale gel Osmanlı'ya yardıma geldi. 2013 yılında üniversite sınav sorusudur arkadaşlar. Florence Nightingale hangi savaşta Osmanlı'ya yardım etti diye cevap Kırım Savaşı'ydı. Ve bu savaşta İngiltere ile Fransa bakıyor ki ulan bizim tüm subaylar gidiyor bunlara yardıma, biz de yardıma gelelim dediler. Ve gelecekler ama bir şartları var. Osmanlı seni kurtaralım mı bu savaştan? Kurtarın oğlum, ne bekliyorsunuz? Hani denge politikası, yardım edin. Ama İngiltere ile Fransa'nın bir şartı var. Daha sonra İtalya da gelip bunlara katılıyor. Şartları şu: biz bir ferman yayınladık, o fermanı ilan etmeyi kabul edersen seni kurtarırız dediler. Hangi ferman? Tamamı gayrimüslimler için hazırlanmış olan ıslahat fermanı arkadaşlar. Ve ıslahat fermanını kabul edeceğiz. Onun karşında bizi Paris anlaşmasıyla savaş bitiyor. Biz burada kimle savaşmıştık? Bu bir Osmanlı-Rus savaşıydı. Ve Osmanlı-Rus savaşında Paris anlaşmasıyla savaş bitiyor ya. Bu anlaşma kimin desteğiyle oldu? İngiltere, Fransa ve biraz da Piemonte, yani İtalya'nın da desteği oldu bize. Osmanlı Devleti ne oldu? Islahat fermanı ilan ettik. Islahat fermanı ilan etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ıslahat fermanı biz keyfimizden ilan etmedik. Islahat fermanı bu savaştan kurtulmak istiyorsak ilan etmek zorunda olduğumuz bir belgede. Yani zorlamayla ilan etmişiz. Ve bu anlaşma sonrasında, yani ıslahat fermanının maddeleri aslında anlaşmanın maddeleri de diyebiliriz. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı. Osmanlı bir Avrupa devleti sayıldı. Osmanlı Devleti artık bir Orta Doğu ülkesi Avrupa Devleti sayıldı. İlk kez burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti olması maddesi oldukça önemlidir. Diğer madde der ki Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacak. Avrupalı devletler koruyacak. Bu da şu anlama geliyor: Osmanlı kendi sınırlarını, kendi topraklarını kendi başına koruyamadı. Bizim bir nevi güç olarak acizliğimizin de göstergesidir bu madde. Bir diğer maddemiz de şudur. Her iki ülkede Karadeniz'de savaş gemisi bulunduramaz. Bu maddeyi yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi savaşı bize kazandırdılar değil mi? Savaşı biz kazanmışız. Peki savaşı biz kazanmışsak neden biz de Karadeniz'de gemi bulunduramıyoruz değil mi? Bu madde şöyle soruluyor genelde sınavlarda. Paris Anlaşması'nın, işte Kırım Savaşı sonrası yapılan Paris Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi savaşı kazanmamıza rağmen kaybetmiş devlet muamelesi gördüğümüzü gösteriyor bu madde? Kazanmamıza rağmen kaybeden devlet muamelesi görmüşüz. Tahtların üst tarafını sileceğim. Ve bir diğer maddesi de şudur: Osmanlı Devleti ilk kez dış borç aldı İngiltere'den arkadaşlar.
İlk kez dış borcu da yine buradan aldık. İlk kez dış borç aldık. Kimden aldık? İngiltere'den. 1856 yılında aldığımız dış borcu 1956'da bitirdik. 100 sene sürdü. Evet, şimdi 9. adımda Rusya Kırım bölgesinden bize bir savaş açmıştı değil mi? Kırım Savaşı. Bu Kırım Savaşı'ndan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Ruslar bize saldıramazlar. Ama en son 1878 yılında yeniden bir saldırı olacak arkadaşlar. Ruslar artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim limanlarımıza saldırıyorlar, bizim gemilerimize saldırıyorlar ve bu savaşı başlatıyorlar. 10. adım işte inanılmaz ağır bir savaş arkadaşlar. 93 Harbi dediğimiz bir savaştır. Bu savaşa 1878 Osmanlı-Rus Harbi de denir. Bakın savaşın büyüklüğünü nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Şimdi burası Balkan bölgesi. Burada ne var? Tuna Nehri geçer değil mi? Tuna Nehri'nde de savaş var. Bakın burası da Erzurum bölgesi olsun. Burada da savaş var. Kafkasya'da da savaş var. Yani savaş hem en doğuda, savaş hem en batıda oluyor arkadaşlar. Böyle büyük bir savaştır. Hatta bu savaşta kim var? Gazi Osman Paşa'mız var değil mi? Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa. Plevne'den çıkmam diyor diyen Gazi Osman Paşa. Bütün birliği şehit olmuştu. Kendisinin tek bir mermisi vardı ve tek mermiyle Rus garnizonuna girmeyi başarıp 7 tane Rus yüzbaşısını esir aldı kendisi. Rus çarı bizzat bunu Rusya'ya çağırdı ve Rusya'ya gittiği zaman Rus çarı bunu büyük bir kahraman gibi karşıladı. En son 2. Abdülhamit devreye girdi. Onu bana geri ver, o benim en değerlimdir dedi. Ve Gazi Osman Paşa bizzat Rus çarının kendi özel gemisiyle İstanbul'a kadar getirildi. İşte böyle büyük bir kahramandı Gazi Osman Paşa. Nedir lakabı? Plevne kahramanıdır. Plevne kahraman. Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Ahmet Muhtar Paşa. Kendisi Kafkasya bölgesinde, Erzurum bölgesinde büyük mücadele etti. Ve kim var? Nene Hatun var. Nene Hatun da burada mücadele etti. Başak hiç Nene Hatun duydun mu daha önce? Duydun değil mi? Peki hani böyle bu videoyu izleyen arkadaşlar için sen bir rol model olsan birkaç soru sorsam olur mu sana? Kolay sorular. Kolay söz. Şimdi Başak, Nene Hatun bu kapıdan içeri girsin böyle, tamam mı? Nene Hatun'u bana tasvir et desem nasıl tasvir edersin böyle dış görünüş olarak? Ben sana sorular, mesela kaç yaşındadır Nene Hatun? 93. 93 yaşında, 93 tamam. Nene Hatun ne giysin? Nasıl girsin içeri? Hangi renk giysin? Beyaz. Beyaz giysin. Başı kapalı mıdır? Kapalı. Kapalıdır. Alttan şalvar mı giyiyordur? Şalvar. Değil mi? Peki bu 93 yaşındaki bir kadın savaşta nasıl yardım edebilir bize? Ne yapmıştır savaşta? Yani malzeme falan taşımıştır. Yemek yapmıştır değil mi? Belki hastaya tedavi etmiştir. Şimdi genelde hepimizin aklındaki soru budur arkadaşlar. Nene Hatun 90 yaşı üstünde. İşte beyaz böyle bir ya da siyah şalvar giyiyor. İşte başı kapalı gelip mücadele ediyor. Nene Hatun Başak 19 yaşındadır. Evet, adı Nene'dir biliyor musun? İsmi Nene'dir. Evet, erken aklına geliyor. Nene Hatun da yeni çocuğu doğmuş 1,5 yaşında. 1,5 yaşında mı? 3 aylık mı? Öyle bir ufak çocuğu var. Adı da Elif. Elif'i sırtına bağlıyor. Bir gün sabah ezanına doğru abisi eve geliyor yaralı halde. Abisini iyileştirmeye çalışıyor. Abisi can veriyor, şehit oluyor. Abisinin kıyafetlerini giyiyor. Abisinin silahını alıyor. Çocuğunu beline bağlayıp cepheye giderken onu gören komşular "Nene, nereye gidiyorsun? Sen ölsen çocuğuna kim bakacak?" diye sorunca "Benim çocuğum anasız büyür ama vatansız büyüyemez." diyerek bu savaşa gidip savaşan aslan bir kahramanımızdır. Kendisi Aziziye tabyasında savaştı Erzurum'da. O yüzden Nene Hatun'a da Allah rahmet etsin Aziziye tabyasında yani birliğinde savaşıyor kendisi. Nene Hatun genelde biz bu kahramanımızı Kurtuluş Savaşı'nda sorarız. Hangisi Kurtuluş Savaşı'ndaki bir Kuvayi Milli askeri değildi dediğimizde Nene Hatun gelsin aklınıza. Nene Hatun 1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde savaşır. Tamam mı? Burada savaştı. Ve bu savaşta da Osmanlı Devleti ne yazık ki çok ağır bir mağlubiyet alacaktır. Ruslar bu savaşta İstanbul'a kadar giriyorlar. Hatta İstanbul'daki Yeşilköy'e kadar ilerliyorlar. Ve Osmanlı'nın almış olduğu ağır mağlubiyetten sonra Yeşilköy Anlaşması imzalanıyor. Yeşilköy'ün eski adı Aya Stefanos'tur. Aya Stefanos Anlaşması imzalandı arkadaşlar. İmzalanıyor.
Ayastefanus anlaşmasını imzalayınca Osmanlı heyeti büyük bir yıkım içerisine girecektir. Hani burada Bosna elden gidecek, Doğu Rumeli elden gidecek. Ondan sonra Bulgaristan prensliği kurulacak falan bir sürü madde var. Karslardan Batum gidiyor vesaire bir sürü maddesi var ya. Biz o yüzden bu Yeşilköy anlaşması sırasında İngiltere'den yardım isteyeceğiz. İngiltere gel yine bizi kurtar diyeceğiz. İngiltere diyecek baba sen hep beni çağırıyorsun da ben ta buradan gemiye biniyorum geliyorum o işim zor. Sen bana eğer Kıbrıs'ı geçici üs olarak verirsen baba tamam mı? Geçici üs olarak ver ben de bu anlaşmayı iptal edeyim. Vay dedim ağzım bal yesin İngiltere. Verdim ben sana. Kıbrıs geçici olarak senindir dedik. İngiltere geldi. Yeşilköy anlaşması imzalanamaz dedi. Siz kardeşsiniz dedi. Bu anlaşma imzalanamaz ve bu anlaşma imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmedi. İmzalanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen tarihte 3 anlaşmamız var arkadaşlar. Bunun bir tanesi 2. Murat zamanındaki Edirne-Seged'in anlaşmasıdır. İkincisi budur. Üçüncüsü ise Sevr anlaşmasıdır arkadaşlar. Ve Yeşilköy anlaşması İngiltere'nin araya girmesiyle bakın. İngiltere'nin araya girmesiyle iptal edildi. Yerine yapılan anlaşma burada 10. adımda geliyorlar dedik değil mi? 10. adımda ne oldu? 93 harbi olmuştu ve yerine imzalanan anlaşma İstanbul ya da Anadolu'da bir yerde yapılmadı. Moskova'da ya da Rusya'da bir yerde yapılmadı. Londra ya da İngiltere'de bir yerde yapılmadı. Berlin'de yapıldı. Niye? Tarafsız bir yer seçildi ve burada yerine 1878 yılındaki işte o anlaşma Berlin Anlaşması, Yeşilköy Anlaşması'nın yerine geldi. Bizler çok iyi bir anlaşma bekliyoruz değil mi? Çok iyi bir anlaşma bekliyoruz ama neredeyse Yeşilköy Anlaşması'nın birebir aynısı sunuluyor bize. Bir Doğu Beyazıt'la Eleşgir tarih alıyoruz onları ama Kıbrıs'ı verdik arkadaşlar. Rezil bir anlaşma. Bakın bu anlaşmada neler var? Bosna Hersek'e imtiyaz verdik. Hersek imtiyaz kazandı. Yine Balkan bölgesinde olan bir azınlıktı ve Bosnalılar da burada imtiyaz kazandı. Doğu Rumeli'de bir eyalet kurulmasına karar verildi. Doğu Rumeli'de eyalet kurulacak. Yine gördüğünüz gibi daha böyle Balkan bölgesine doğru. Burada Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdik geçici üs olarak. Kıbrıs şöyle diyeyim İngiltere'ye kiralandı. Şimdi diğer yerleri ise bir kısaltmayla söyleyeceğiz. Tamam. Diğer kaybettiğimiz yerler ise Bak Sakar kısaltmamız var burada. Nasıl bir kısaltma? Yine bu anlaşmayla Bak Sakar'ı da kaybettik arkadaşlar. Bak Sakar elden gitti. Bunlar da anlaşmanın diğer maddeleridir. Diğer maddelerini bir kısaltma olarak yazabiliyoruz buraya. Bak'ın B'si Batum, A'sı Ardahan ve K'si Kars'tır. Bu 3 tane şehri Rusya'ya verdik. Rusya'ya verildi. S Sırbistan, K Karadağ ve R Romanya. Bunlar da arkadaşlar bağımsız oldu. Bağımsız oldu. Evet bir anlaşma düşünün ki Osmanlı Devleti hani Bosna'ya imtiyaz verdi, Doğu Rumeli'de eyalet kurdu, Kıbrıs'ı geçici olarak verdi, Kars Ardahan Batum'u Rusya'ya kaybetti, Sırbistan Karadağ Romanya bağımsını kazandı, işte Teselya bölgesi Yunanistan'a verilecektir, Dobruca bölgesini Romanya alacaktır, işte Van'ın doğusunda olan Kotur bölgesi İran'a verilecektir falan bir sürü yeri burada kaybettik arkadaşlar. Ve bir diğer maddemiz ise şudur. Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacaktır. Islahatlar yapılacak. Ve Ermeniler de bunu bahane edip işte isyanlara bundan sonra başlıyorlar. Yani ilk Ermeni meselesi de burada başladı. İlk Ermeni meselesi burada başlıyor. Evet 10 maddelik hikayemizi bitirdik. Şimdi geldik diğer bir ayrıntıya. Bu anlatmış olduğumuz hikayenin birinci maddesiyle, bakın birinci maddesiyle yedinci maddesi arası. Bunların hepsi, bir özetleyelim. Bir neydi? Viyana Kongresi. Osmanlı'ya hasta adam dedikleri, değil mi? Osmanlı'ya hasta adam diyorlar. Şark meselesinin ortaya çıktığı, milliyetçi akımına karşı ilk önlem olan yerdi. Metternich sistemi ve restorasyon dönemi başlıyordu.
Daha sonrasında ikinci adımda isyanlar başlayınca Mora'daki isyan büyümüştü. Bizim Kavalalı isyanı bastırmaya çalışırken Navarin de donanması yakılmıştı. Ve Navarin baskını da Restorasyon döneminde bitiren olaydı. Sonrasında Yunanlar bağımsız olmak istiyorlardı. Edirne'ye çağırdık. Yunanları bağımsız, Sırpları özerk yapmıştık. Akabinde Kavalalı yeni valilikler istiyordu. Valilikleri alamayınca bize saldırdı. Nezip de durdurmaya çalışırken bizi mağlup etmişti Kavalalı. Kavalalı ilerliyordu. Rusların desteğiyle Kütahya'da bulundurduk. Suriye, Adana, Cidde, Girit valiliklerini verdik. Akabinde Kavalalı meselesi iç meseleyken dış mesele oldu. Sonrasında Ruslar bu iyilikleri karşılığında Hünkâr-ı Siyasi anlaşmasıyla Boğazlar'dan hak isteyip aşağı inecekti. Boğazlar ilk kez uluslararası mesele haline gelmişti. Ruslar Boğazlar'dan 8 yıl geçebilecek. Herhangi bir saldırı olsa biz Boğazları kapatacağız. Bize saldırı olsa Rusya asker yardımı yapacak ama askerlerin maaşını biz ödeyecektik. İngiltere'nin işine gelmedi ve İngiltere Balta Limanı anlaşması da bizi kendisine yarı sömürge yaptı. Açık pazar haline getirdi. İşte bu ilk 7 madde 2. Mahmut zamanıdır arkadaşlar. 2. Mahmut zamanıdır 1 ile 7. Burada bir ayrıntıyı atladık. Hani 7 vahidin ne olduğunu anlatacaktım ben size. 7 vahid 2. Mahmud'un babası 3. Selim zamanında yapılan bir kanundur. 7 vahid şudur. Benim ülkemde siyah kalemden 7 tane varsa bir tanesini götürebiliyorsun. Bir kota sistemidir. Yani sen kalkıp 7 gemi dolusu kalem yüklediysen bunun birini götürebilirsin. Altını götüremezsin. Güzel bir sistem değil mi? Kota sistemi. Ama 2. Mahmud 7 vaatte kaldırarak o kota sistemine son vermiştir. Ve İngilizler istedikleri kadar ham maddeyi ülkelerine götürmüşlerdi. Sonrasında 8. adımda Sultan Abdülmecit gelmişti. Abdülmecit Londra Konferansı, Londra Boğada Sözleşmesi ile Kavalalı sorunu ortadan kaldırmıştı. Ve sonrasında 9. adımda da Kırım Savaşı olup dış borç almıştık. Yani 8 ve 9 Sultan Abdülmecit zamandır. Abdülmecit zamandır. Son 93 harbi ise 2. Abdülhamit zamanında yaşandı arkadaşlar. 2. Abdülhamit. Dağılma döneminin siyasi tarihini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Normalde kitaplarda böyle karışık bir şekilde gider. Çünkü hakikaten çok karışık bir dönemdir. Ama bu 10 maddelik hikaye bu olduğu için bu oldu. Yani Viyana Kongresi olduğu için Yunanlar isyan etti. Yunan isyanından dolayı Kavalalı'nın donanması yandı. Donanma yandıktan sonra Yunanlar bağımsız oldu. Donanma yandığı için Kavalalı yeni valilik istedi. Allah'ım encan edip de bizi yendi falan böyle arka arkaya sıralarsanız çok da kolay yaparsınız. Evet. Geniş bir harita üzerinde bu 10 tane madde yerli yerine yazarsanız eminim ki bir daha unutmayacaksınızdır. Bu videomuz da burada bitti. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.